Olaylar IŞİD saldırılarının protesto gösterileriyle başladı. 6 Ekim akşamı Ankara'da toplanan HDP'nin Merkez Yürütme Kurulu, 7'den 70'e bütün halklarımızı sokağa, alan tutmaya ve harekete geçmeye çağırıyoruz. Bundan böyle her yer Kobani'dir. Kobani'deki kuşatma ve vahşi saldırganlık son bulana kadar süresiz direnişe çağırıyoruz, dedi. İşte bu açıklamadan sonra Türkiye karıştı. Özellikle Diyarbakır çok gergindi. HDP ve BDP'den yapılan çağrılar üzerine Diyarbakır'da göstericiler parti binaları önünde toplanmaya başladı. Merkez Bağlar, Sur, Yenişehir ve Kayapınar ilçelerinde protestocuların bazıları ateşler yakıp yolları barikatlarla kapattı. Aç yerin. Aralarında yüzleri maskeli grupların da bulunduğu göstericiler, kentin merkezi konumundaki Yenişehir ilçesinin ofis semtine indi. Olayların tırmanması üzerine esnaf kepenklerini kapatırken halk da evlerine çekildi. Havanın kararmasıyla tansiyon her geçen saat yükseldi. Yenişehir, Bağlar ve Sur ilçelerinde bazı iş yerlerinde yangınlar çıktı. Alevlere itfaiye ekipleri polisin tomalarıyla müdahale etmeye çalıştı. Olaylar devam ederken Hür Dava Partisi'ne yakınlığıyla bilinen Peygamber Sevdalıları Platformu üyesi Sur ilçesinin Fatih Paşa Mahallesi'nde bulunan Cami Der Şubesi yakıldı. Aynı saatlerde Bağlar ilçesi Sento Caddesi'nde bulunan yine Peygamber Sevdalıları Platformu üyesi Köyder de kuşatma altına alındı. Köyder üyesi olup kurban eti dağıtanlar saldırıyı duyunca dernek binasına geri döndü. Bu sırada yine Bağlar'da bulunan Yusufi Dere'de göstericiler saldırıda bulundu. Taşlı ve satırlı çatışmanın ardından silahlar kullanıldı. Göstericiler tabancalarla, dernek binasındakiler pompalı tüfeklerle ateş açtı. Saatlerce süren çatışmada Hüdapar'a yakın gruptan Turan Yavaş, Hüseyin Ahmet Dağkak, Hasan Gökgöz'le Riyad Güneş silahla vurularak öldürüldü. Ancak Hüdapar, öldürülenlerden Hasan Gökgöz, Riyad Güneş ve Hüseyin Ahmet Dağkak'ın saldırıdan korunmak için girdikleri binanın 3. katından saldırganlar tarafından aşağı atıldığını, üzerlerinden ise daha sonra otomobille geçildiğini ve başları ezilerek öldürüldüğünü iddia etti. Göstericilerden de 4 kişi buradaki çatışmada yaşamını yitirdi. Eşi başörtülü olan 55 yaşındaki Mahmut Enes ise Bağlar'da yolda yürürken silahla vurularak öldürüldü. Enes'in Hüdapar'la ilgisi bulunmadığı belirtildi. Olayların büyüyerek devam etmesi üzerine Diyarbakır'da 12 Eylül askeri darbesinin ardından ilk kez sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Polis bir adım geri çekildi, sokaklara askerler indi. Bu arada Mardin'de iki kişinin öldürülmesiyle ilgili soruşturma ise sürüyor. Olaydan sonra can güvenliği gerekçesiyle emniyete götürülen ve ifadesine başvurulan Ravza Der Başkanı Kadri Şengül serbest bırakıldı.